Bizi diğer insanlara çeken şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırken tabii ki fiziksel çekim üzerine düşünmek gerekir. Peki ama bu ne demek? Birisi fiziksel olarak çekici dediğimizde neyi kastediyoruz? Ve bununla bağlantılı olarak şunu da sorabiliriz. Herkes aynı şeyleri mi çekici buluyor? Neyin çekici bulunduğu kültürel ve tarihsel farklılıklara göre değişiyor. Evrensel olarak çekici bulunan bazı şeyler var. Mesela gençlik, Cildin duruluğu ve ten yumuşaklığı gibi şeyler. Vücut simetrisi de aynı şekilde. Etnik ve ırksal köken farklılığına rağmen bunların çekici olduğu düşünülüyor. Ama aynı zamanda sadece erkekler için veya sadece kadınlar için evrensel olarak çekici bulunan bazı özellikler de var. Kadınlarda dolgun göğüsler ve düşük bel kalça oranı hep çekici bulunmuştur. Erkek için de Haslı bir göğüs ve geniş omuzlu, dar belli V şeklinde bir gövdenin çekici olduğu düşünülür. Çekicilik araştırmaları sırasında öğrendiğimiz ilginç bir şey var. Yüzün çekiciliği vücudun çekiciliğinden daha mı önemli? Kadın ve erkek yüzlerine baktığımızda evrensel olarak çekici kabul edilen bazı özellikler görebiliriz. Kadınlarda geniş bir alın, küçük bir burun, Çıkık elmacık kemikleri ve dolgun dudaklar çekici bulunur. Erkeklerde ise en çok belirgin yüz hatları çekici bulunur. Yani keskin bir çene, elmacık kemikleri ve yüzün alt tarafının daha uzun olması gibi. Ve kadınların daha çok güçlü, erkeksi özelliklere sahip erkeklerden hoşlandığı ve erkeklerin de güçlü kadınsı özelliklere sahip kadınlardan hoşlandığı ortaya kondu. Kadınlar da erkekler de Yüksek seviyede seksüel dimorfizme sahip olanları daha fazla çekici bulmaya meyilli diyebiliriz. Yani kadın ve erkeğin anatomik özellikler arasındaki büyük farklardan bahsediyorum. Ortalama olmakta evrensel olarak çekici bulunan başka bir şey. Bence bu söylediğim tabii ki benzersiz özelliklerin çekici bulunması varsayımımla çelişiyor. Ama belli ki bu doğru değilmiş ve burada güzel bir şekilde resmedilmiş. Bu figürler Judy Lengua tarafından yaratılmış. Çalışmasında çekiciliğin ortalama olmakla bağlantısını araştırıyor. Bunu da biçimi değişen yüzler diye bahsettiği şekiller üzerinde çalışarak yapıyor. Üstteki figürde beyaz tenli kadın yüzlerinin resimlerini görüyorsunuz. Dijitalleştirilmiş ve ortalama hale getirilmişler. Yani burada iki birbirinden farklı beyaz tenli kadın yüzü üst üste getirilmiş ve Yüz hatları iç içe geçirilerek biçimleri değiştirilmiş. Bunda 4 tane yüz var. Bunda 8 tane, bunda 16 tane ve bunda da 32 tane yüz var. Biraz vakit ayırıp bir süre boyunca bu 5 resme bakın. Sizce hangisi en çekici? Çalışmalar insanların çoğunun 32 yüz ortalamasına sahip olanı seçtiğini gösteriyor. Herkes en çok onun çekici olduğunu düşünmüş. Yani birinin yüzü ortalama bir yüze ne kadar yakınsa onları daha da çekici buluyoruz. Şu an bence bu doğru değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü ortalama yüzün nasıl göründüğü sizin etrafınızda gördüğünüz yüzlerin ortalamasına göre değişiyor. Bunun bir cevabı olarak alttaki figürü görüyoruz. Üstteki figürde gördüğümüz aynı yüz biçimi değiştirme teknolojisinin sonuçları. Burada 32 yüz tek bir görüntü yaratacak şekilde ortalanmış. Ama buradaki ortalamasını aldığımız 32 yüz, buradakinden tamamen farklı. Buradaki 5 resmin her biri üst üste bindirilmemiş 32 adet kadın yüzünden oluşuyor. Birbirlerine inanılmaz derecede benzediklerini direkt olarak fark edebilirsiniz. Eğer bir süre boyunca bakarsanız ve konsantre olursanız, aralarındaki farklılıklar ortaya çıkmaya başlayacak. Ama yine de bu yüzler birbirine aşırı derecede benziyorlar ve bir kadının yüzü ortalama bir yüze ne kadar benziyorsa o kadar çekici bulunur demiştik. Aslında bu yüzleri kıyaslıyor olduğumuz temel bir yüz tipi var. Yüzün ortalama ve simetrik olması evrensel olarak çekici bulunur dedik ama tuhaf şeyler de çekiciliğe bakışımızı etkileyebilir. Çekicilik üzerine yapılan çalışmalardan birinde araştırmacılar bir kadının bir fotoğrafını çekiyorlar ve bu fotoğrafa hem beyaz hem de kırmızı arka plan koyuyorlar. Daha sonra araştırmacılar bu fotoğraflardan birini insanlara gösteriyorlar ve onlara bu kişiyi ne kadar çekici bulduklarını soruyorlar. Tekrar bu resimlere bir süre boyunca bakın. Elinizle resimlerden birinin üstünü örtüp bakın, sonra da diğerinin üstünü örtüp tekrar bakın. Tabi videoyu size anlatıyor olduğum için arada bir fark olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Ama yine de bir süre fotoğraflara bakın ve kadın hakkındaki yargılarınız aynı mı diye bir düşünün. Çünkü iki fotoğrafta aynı kadın olduğu halde kırmızı arka plana sahip olan kadın, beyaz arka planlı kadından daha çekici ve daha fazla cinsel olarak cazip bulunmuş. Bağlantısız fizyolojik uyarılmanın da çekiciliği etkilediğini biliyorsunuz. Acaba ne demek istiyorum? Bir çalışmada araştırmacı bir kişiye bir fotoğraf gösteriyor ve ondan fotoğraftaki kadını puanlamasını istiyor. Kişi de kadına 10 üzerinden 7 veriyor. Sonra başka bir kişiye aynı fotoğrafı gösterip aynı soruyu soruyorlar. Ama bu kişi sokakta yürümemiş, onun yerine çok uzun ve dar bir köprünün üzerinden geçerek gelmiş. Bu kişiye Diğer kişiye gösterilen fotoğrafın tamamen aynısı gösteriliyor. Sizce bu kişi kadının ne kadar çekici olduğunu düşünecek? Acaba sokakta yürümüş olan kişiyle aynı şeyi mi düşünecek? Daha çekici mi yoksa daha az çekici mi bulacak? Dar köprüden geçmiş olan kişi kadını sokakta yürüyen insanlara oranla çok daha çekici bulduğunu söylüyor ve 10 üzerinden 10 veriyor. Peki sizce niye böyle oldu? Yüksek tepelerin üzerindeki dar bir köprüden geçmek kişiyi sinirsel olarak uyarıyor. Çok yüksek yerlerin kenarında durduysanız bunu siz de fark etmişsinizdir herhalde. Kalbiniz daha hızlı çarpmaya başlar, elleriniz terlemeye başlar. Aynı şeyler çok çekici bulduğunuz biri etrafınızdayken de olur. Adamımız köprüden yeni çıkmış. Kalbi hızlı atıyor ve o anda kendisine bu çekici kadın fotoğrafı gösteriliyor ve bilinçsiz bir şekilde hızlı kalp atışlarını kadının çekici olmasına yoruyor. Çünkü bu fizyolojik uyarılmanın sebebini belirleme konusunda çok kötüyüz. Kadının fotoğrafına bakarken kalbi hızlı attığı için bu kişinin beyni fizyolojik ve görsel bildirimleri alıyor ve onları birleştiriyor. Böylece adamımız bu kadının aşırı derecede çekici olduğu sonucuna varıyor. Bu yüzden eğer birinin sizi beğenmesini ve çekici bulmasını istiyorsanız onu randevunuzda bir lunaparka götürmek çok iyi bir fikir olabilir. <laughs>